Kanka, senin bana her zaman sorduğun soruyu şimdi ben sana sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Az önce olanlar gündüz düşü müydü? Yok. Yok, bayağı bildiğin hayatın gerçekleriydi. Ya kızım, sen Bora Doğrusöz'ün eski asistanı ve bizde böyle .net'in eski yazarı olarak istediğin yerde iş bulursun. Ne yapıyorsun burada? Bu şirketin ayrıcalıkları hoşuma gidiyor senin, o yüzden. Ah! Kaç defa diyeceğim sana? Benim bu şirketin sınırları içinden çıkmamam lazım. Anlattım ya. Ya kankacığım, sen artık Bora'nın asistanı değil, bayağı ofis boysun, anladın mı? Ne yapayım kızım, yani herkes her zaman böyle yükselecek, şey olacak diye bir şey yok. Ben biraz fazla aşağıdan başlıyorum, o biraz şey oldu ama olsun, sıkıntı yok. İyi o zaman kanka, vallahi ne diyeyim, hakkımızda hayırlısı. Meydanı Tuğçe'ye bırakmamam lazım. Bora'nın da göz önünde olacağım tabii. Kanka, o Tuğçe var ya, senin burada kaldığını duyunca düşüp bayılıyordu az daha. Dur sen dur, bu daha başlangıç. Aha, Şirin'i arıyor. Efendim Şirin ablacığım. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ne? Gerçekten mi? Şirin ablacığım, ben işimin başındayım, merak etme sen. Ben de çok sevindim, sağ ol. Ferhat Bey'e selamlar olsun. Öperim ellerinizden, hoşça kal. Kızım ne oldu? Gözünden ateş fışkırdı. Ya bu Bora'nın yaptığı var ya. Sonunda anladın kızım. Seni bayağı ofis boy yaptı o. Ya ödül için Tuğçe'ye aday göstermiş. Yani şimdi kanka sen kovulunca normal. Neredeyim kız ben? Neredeyim ben? Bak bakayım. Buradayım ben, geldim. Ait olduğum yerdeyim. Geri döndüm. O adaylık benim hakkım. Ve beni bilirsin. Hakkım olanı kimseye yedirmem. Helal be. Yürü be kızım be. Bağırma kız. Aferin. Boracığım, hiç hoş olmadı bu durum. Bu konuyu kapatalım artık Tuğçe. Tamam mı? Kapatalım. Yani Zafer amcam da olsa herkesin içinde bu şekilde sözünün çiğnenmesi üzdü beni açıkçası. Hani sizin için dürüstlük, adalet çok önemliydi? Bu sizin adaletiniz. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Sen benim odama bu şekilde giremezsin. Çık dışarıya. Çık dışarıya! Bayılıyor istenmediği yerlerde olmaya. Bayılıyor. Yazıyı ben değil, okurlarımız karar verecek. İkiniz de yazı yazacaksınız, portala yükleyeceğiz. En çok tıklanan yazı aday gösterilecek. Hangi ara Tuğçe'nin yazısı tıklandı acaba, ha? Onun adı nasıl gider jüriye? Şirketimde çalışmayan birinin, şirketin vasıtasıyla kazandığı başarıyla aday göstereceğimi mi zannettin sen benim? Ben hala bu şirkette çalışıyorum. Evet, ofis boy olarak. Ocağına geri dön kül kedisi. Nasıl mutlu oldun ama? Nasıl mutlu oldun ama ofis boyu olmama? Ne oldu? Uğruna beni de harcadığın amaca son gaz devam, ha? Tuğçe Hanım'la konuşurken kelimelerine dikkat et, Ada. Tuğçe Hanım bu şirketin baş editörü ve de benim ortağım. Ki ayrıca diğer konuyla daha fazla oyalanma diye söylüyorum. Tuğçe'nin yazısını seçtim. Çünkü Tuğçe'nin yazısının daha başarılı olacağına inanıyorum ben. Daha yazılar yazılmadan mı verdin bu kararı? Verdiniz. Verdin değil, verdiniz olacaktı. Ada, ben Tuğçe'nin yazısının daha içten, daha samimi, daha dürüst olacağına inandığım için Tuğçe'nin ismini verdim adayla. Ki Tuğçe Hanım senden daha kıdemli. O yüzden daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu konuyu kapatıyoruz. İşte böyle adacığım. Sen git şimdi evrak getir götür bakalım. Bende imzalanacak bir evrak yok. Çıkabilirsin. Benim sizinle çok daha önemli bir meselem var Tuğçe Hanım. Bora az önce odasında eşit olmadığımızın altını çizmişti ama anlayana tabii. Senin benimle ne gibi bir meselen olabilir? Sizin Rüzgar'la aranızda nasıl bir anlaşma olabilir? Gelip odama böyle abuk subuk şeyler söyleyerek bana hesap soramazsın sen. Anladın mı? Bora ilk aşkının peşine düşmüşken, beni de bu konuda tehdit etmişken Rüzgar'ın adını vermediniz. Sebep? Sebep şu. İdeal kadın meselesi seni yerle bir etmeye yetti zaten. Sana acıdım. Anlasana. Senin bana teşekkür etmen lazım. Size zerre kadar inanmıyorum. Sen bilirsin. Biliyorum. Ben biliyorum zaten. Rüzgar'la bir işler karıştırdığınızı çok iyi biliyorum. Ferma teyze bu şirkete nasıl geri döndüğünü öğrensin bakalım.